Herkese selam arkadaşlar. GTA 3 videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 günlük bir ara vermek zorunda kaldım. Bir yakınımız vefat etti. Onun cenaze işleriyle uğraştık. Yakınlarımızın yanında olmaya çalıştık. Hani bu konuyu fazla uzatmayacağım. Tekrar yengemizin babası vefat etti. Ben başın sağ olsun diyorum. Hem ailesine hem de sizlerden. Sizler diyorum, yazarsanız şimdiden sağ olun. Şimdi oyunda gittim, o asker vardı ya, ondan silahlarımızı aldım. O adam da şeydeki GTA Vice'deki kolu kopan filmmiş. Yine bana yorumlarda belirttiniz. Ben de o sayede anladım. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz her videoda farklı adamların görevlerini yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu arada Overman yazdı, kapatmayı unutmuşum. Şimdi de bunu yazacağız. Hayır, bunu yapacağız. Bu adamı az çok tanıyanlar vardır. Donald Love. Geçen ne zaman oynamıştım GTA Vice diye. Canlı yayında yaklaşık bir hafta kadar önce oynadım. Yine orada da görmüştünüz. Yaşlı bir Orta Asya beyefendisi varmış. Aspatria'da Güney Amerikalılar tarafından rehin tutuluyormuş. Artık onlardan daha fazla bir kuruş bile alamazlar. Git ve Asyalı adamı kurtar diyor. Gideceğiz, Asyalı orta yaşlı amcamızı kurtaracağız. Değerli bir amcamızmış. Kolombiyalı gangster aracı çalacağız ve kuzeye gideceğiz. Aracın neye benzediğini az çok biliyorum. Kuzey Force Town'a gitmemiz için şöyle bir sol yapalım. Liman tarafından ilerleyelim. Arkadaşlar araç pick-up'a benziyor. Pick-up galiba onun doğru adı. Ama biraz daha uzun halik. Bir kartel aracı. Gördüğümde %90 tanıyacağım. Sizler de benim eski yayınlarımı izlediyseniz tanıyacaksınız. O sırada da biraz Meta sunucumuzdan bahsedelim. Sunucu Nitrado'nun sponsorluğunda olacak. Zaten Meta videoları çekerken Nitrado'dan da sıkça bahsedeceğim. Yani şu anda sunucumuz açık aslında. Biz içinde gereken ayarları yapıyoruz şu anda. Metin'le beraber ve Halil adlı bir arkadaşımız var. Bu konularda bize çok yardımcı olan. Bakın buna benziyor ama tam olarak bu değil. Bobcat de o. Bobcat'e benziyor aradığımız araç. Halil arkadaşımız bize bayağı yardımcı oluyor. Güzel şeyler ayarlıyoruz. Hem free roam hem roleplay tarzı mesleklerin falan da olduğu güzel bir server. Yakında sizlerle olacak. Biraz daha arayacağım aracı, eğer çok uzatırsa, hani eğer göremezsem bulduğum yerden devam ederim. Boş videoda aranmak istemiyorum ama yakın zaman içerisinde bulacağımı düşünüyorum. Ve bulduk bile, bakın bu araç. Şöyle uzun görüyorsunuz. Bu Kolombiyalıların aracı arkadaşlar. Orta Asyalı beyefendiyi kurtaracağız. Bana da arkadan sıkıyorlar. Şimdi silahımız var. Armorumuz yok. Armor almadım. Eğer bu görevi geçersem armor yazarız. Ama şimdi göreve girdik. Biliyorsunuz görevlerde asla hile kullanmıyorum. Hop, yanlış tarafa gidiyorum. Görevlerde asla hile kullanmadığım için burada da hile yazmayacağım. Ancak görevlerden sonra veya görevlere giderken tekrar tekrar can aramayalım, armor aramayalım diye o zaman yazıyorum. Şimdi Aspatria Stadyumu'nun oralardayız. Ve bakın bir kapı var. Kapının önünde durayım, kapı açılsın. Ben araçtan ineceğim. Ve bakın elemanlar buralarda, hemen indirmeye başlayalım. Şimdi bunu da indirdik, gayet güzel. Adamların hepsinde de AK var ha. Ona headshot. Polisler gelmeye başladı. Şimdi etrafa bakınacağız. Burada bir karakter aracı daha var. Bir adam almamız lazım ama adam ortalıkta yok. Garaj kapılarının içine bakacağız. Şöyle dikkatli de bakalım. Açılmıyor garaj kapısı. As. 56 canımız kaldı. 56 canımız kaldı abi. İyi, bundan kurtardık. Şöyle hemen açıyor gibi yapıp sola kaçacağım. Bakın amcamız burada. Kaçırdıktan sonra Donald Dove'un binasına getir. Peki şurada bir kartel aracı vardı.
Hemen ona gidelim. M4 çok iyi arkadaşlar. AK ile sıksak bunların çoğunu böyle bu kadar kısa sürede indiremezdik ama AK-47'ye göre M4 gerçekten harika bir silah. Şöyle şurada durduk. Bakın daha sonra gizem videolarında bu adamları da göstereceğim. Stadyumun yanımda olduğu için taraftarlar falan burada çok sayıda var ve taraftarların isimleri bazı göndermelerle kurulmuş, bazı sapıkça kelimelerle kurulmuş. Bunları da yine ilerleyen gizem videolarında anlatacağım. GTA 3'ün gizemleri genel olarak oyunun sonlarına böyle %100'e yaklaştıkça gösterebileceğim gizemler olduğu için şu anda GTA 3 gizemlerine çok girmiyorum. Bir tek Cloud Speed neden konuşamaz diye bir video yapmıştım. Ona da güzel ilgi göstermiştiniz. Hani Cloud Speed'in konuşamamasının tamamen kendi isteğiyle, yani oyun yapımcıların isteğiyle olduğunu, aslında konuşabildiğini, konuşma yeteneği olduğunu ama kendisi bir psikopat seri katil tarzında olması için soğukkanlı ve konuşmayan bir adam şeklinde yapıldığını daha önce videomda size anlatmıştım. Zaten videoyu anlattım artık. Videoyu gidip izlemenize gerek yok. Şimdi amcamız yürüyor içeriye. Herhalde bir şey olmadan tamam, 40 bin doları aldık. Şimdi Gesund Heat yazdım, canı arttırdık. Tor Toys yazdım, armorumuzu aldık. D'ye tekrar girelim. Hazır yakınındayız. Bir görev daha alalım D'den. Sonra farklı adamların görevlerine gideriz. Waka Gashira temizliği. Emlak fiyatlarını bir şeylerin düşürdüğünden bahsediyor. Kenji Kase'ni öldürmeni istiyorum. Newport'taki Kat Otoparkı'nın üst katında. Ben bunu daha önce Twitch'te yapmaya çalışırken 45 dakika falan uğraşmıştım. Bir türlü yapamamıştım. Araçtan inerseniz öldürememiş falan sayıyor size bildiğim kadarıyla. Çünkü yani şu anda Kolombiyalı zaten aracımız var. Onda sıkıntı yok da bu görevde şöyle olması lazım. Eğer araçtan inersen hani Kolombiyalı birinin yapmadığı anlaşılıyor. Bu yüzden de geberiyorsun. Ama otoparkta o kadar çok adam var ki direkt mermileriyle zaten senin aklını alıyorlar. Hani bunun bir orta noktası olması lazımdı ama ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum tekrar. Çünkü hatırlamıyorum. Umarım tek seferde geçerim ve yanılırım. Yoksa beni bayağı uğraştıracak bir göreve geldim. Otoparkta araçtan iner ve Kenji'yi gebertirsem Kolombiyalı'nın yaptığına kimse inanmaz. Araçta falan ezmem lazım onu. Bakayım bir araçtan ineyim. Bak araban olmadan devam edemezsin diyor. Acaba peki onlar aracı gördükten sonra araçtan insem ve gebertsem o zaman kartelden olduğuma inanırlar mı? Bakın şimdi neredeyse üst katına geldim. Neden bu kadar çok konuştuğumu, bu kadar çok farklı şeyler düşündüğümü anlayacaksınız. Bakın şurada Kenji var. Görüyor musunuz? Bu kadar basit. Yakuza çaktı olayı dedi ve bitirdi. Tekrar otoparkın önündeyiz. Aracımı yeniledim. PSP'ye soktum. Gittim arabada tarayabileceğim birkaç silah aldım. Mac falan aldım. Yani resmen görevin hazırlığı arkadaşlar harita olmadığı için. Hani aramaktan bir görevin hazırlığı 10 dakika sürdü. Kanser etti beni birazcık. Umarım bu görevi seri bir şekilde geçip bir daha kanser olmayacağız. Şimdi bakın. Şöyle bakarsanız Kenji orada. Benim aracın içinde olmam lazım. Benim Kolombiyalı olduğumu düşünmeleri için. Ve aracımdan sıkacağım. Nasıl yapacağız? Şöyle geleceğiz. Onu da geberttik ve şuradan atlayacağız. Düz düşebilirsek ne mutlu bize.
ve düz düşmeyi başardık. Şimdi ne yapmam gerekiyor peki? Beni yönlendirmen lazım. Arabayı patlat. Aa tamam, arabayı patlatmama gerek bile kalmadı. Direkt görev bitti. Polisler peşimde mi? Polisler de peşimde değil. 10 numara. Yani daha önce çok uğraştığım ve çok uğraşacağımı düşündüğüm bir görevin bu kadar kolay bitmesi beni mutlu etti. Şimdi Ray'in görevlerini yaptık. D'yi yaptık. A'ya ne zamandır gitmiyoruz. Bir de A'ya gidelim bakalım. Zaten dibimizde Asun Asu kabacımız. Onu da yani videoların başından beri 5 video çektiysem hala öğrenemedim adını. Hemen şu minivanı alalım. Ve diğer göreve doğru ilerleyelim. Sizler bazen görevlerin başlangıcını veya sonunu gördüğünüz için hani kolay geçiyor gibi düşünüyorsunuz ama bazen işte o göreve giderken bile o kadar çok sıkıntı yaşıyorsun ki gereksiz çok fazla zaman kaybedebiliyorsun. 200'lü tenor. Hadi bakalım görev neymiş? Mesaj bırakmışlar gene bize. Şoförlerimizden biri gizli polis. Takip etmesi için adam yolladık. İşini bitir herifin. Peki. Adam araçta olacak büyük ihtimalle. Biz de gideceğiz, onu indireceğiz. Hemen şu stinger'ımızı alalım. Tenor. İçerideki ajanlardan biri. Bu arada biz bunun kardeşini geberttik ama hani görev sırası işte bu yüzden önemli. Kolombiyalılar geberttiği için ya da kadın sanki hiç kardeşi mi o bilmiyorum. Tam emin de değilim. Kardeşi diye biliyorum. Ama hiç yani buna bir tepki vermiyor. Hani oyunlar o kadar mantıklı ilerlemiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi Kenji'nin kazinosuna doğru gidiyoruz değil mi? Aynen öyle. Kenji'nin kazinosuna doğru gidiyoruz. İçerideki ajanı dışarıya çıkartacağız. Eleman koşuyor dışarıya doğru. Bu arada karakterlerin neredeyse hepsinin tipi benziyor. Luigi'nin tipi de bu adama çok yakın. Araca bindi bastı gidiyor. Biz de onu indireceğiz. Ve direkt oha direkt 4 polis. Polisler tarafından mı korunuyor bu herif? Gerçi gizli polis diyordu değil mi? İçerideki ajan gizli polis. Neredeyse patlattık. Bakın Tanner koşuyor kaçıyor. Tabii kaçamayacak. Onu da indirdik güzelce ve bu görevi de çatır çatır geçtik. Şimdi A'nın görevi var mı? Başka göremiyorum ben. Telefonun altında kalıyor herhalde. Ya da bitti A'nın görevleri şu anda. Ne yapalım? D'nin yaptık. D'nin hatta iki tane görevini yaptık. Bir de A'nınkini yaptık. Şimdi bir de R'ye gidelim bakalım. R'ydi sanırım. R'in görevini yapalım bir tane de. Çitah 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 benimsin. Dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Konuşacaklarımız var. Ya şimdi sana mı yakışır bana mı yakışır o? Çitağımızı aldık ve R'in görevine doğru ilerliyorum. Tuvaletten görev almaya devam ediyoruz. Burada fail olsaydım bayağı kanser olabilirdik. Bakalım neymiş? Alçı patlatıcı. Gene bize küfrediyorlar. Nasıl öldüremedik? Kimi öldüremedik acaba? Şu en son teknede taradığımız adam mı? O varillerin falan muhabbeti ne oldu adam mı acaba bu? Anlarız zaten. Darbe vermemiz lazım gene. Hastaneden ayrılacakmış. Çita bu iş için pek de uygun bir araç değil ama bu arada çok güzel çıktık oradan. Yani çok kolay patlayabilir çita. Yolda daha güzel böyle daha güçlü bir araç bulursam onu mu alsam? Mesela şu daha mı güçlüdür? Bence daha güçlüdür. Hem de hızlı bir araç kuruma. Kuruma ile gidelim. Ve ambulansa zarar verelim. Tarayabiliriz herhalde. Mekimiz de var. Sıkıntı olmayacaktır. Bakın ambulans bana doğru geliyor. Oo çaktırdın köfteyi direkt. Adam ambulansın içinden mi düştü bana mı öyle geldi? Bak bak bak. Üstünden geçtim. Darbe aldı ama ölmüyor.
Mumyalamışlar herife. Oy. Bir kere daha geçmem lazım. Adamı mumyalamışlar abi resmen. Bu gerçekten eğlenceli bir görevdi yani. Rockstar Games böyle oyunun altına sürekli güzel mizahlar falan koyar ama bu göreve güzel bir şey koymaları gerçekten hoşuma gitti. Arkadaşlar bugün güzel ilerledik. 4 görev falan yaptık. Bir tane fail olduk ama onda hani zaten böyle olacağını biliyordum, size gösterdim. Ve daha sonrasında yapmamız gerekeni yaptık. Bugünlük videodan bu kadar. Aracımızı da save ettik ve oyunu da sizlerle beraber save edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz yorumu yazın ve beni destekleyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.